Ben bu taraftayım, siz diğer taraftasınız. Ben sizi tanımıyorum. Buradan örnek veriyorum, sallıyorum. Ahmetoğlu Mehmet. Geldim sana birini anlatıyorum ve kötülüyorum. Düşün, öyle düşün, beyinde düşün. Etrafında vardır öyle kendini bilmezler. Vardır. Kendini biliyormuş zanneder ama ahmak bilmez. Gıybettir, dedikodudur, fitnedir, fesattır, yalandır, arkadan konuşmadır. Bunların hepsi kol hakkıdır, kol. Adama derler, sen dürüst olsan, düzgün olsan bunları anlatır mısın ya? Bunları konuşur musun? İşte her dinin bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır. Bu neyden kaynaklanır biliyor musunuz? Hayasızlıktan, arsızlıktan kaynaklanır. Çok güzel atasözleri vardır. Ben atasözlerini çok severim. Söyleme dostuna, söyler dostuna derler. Bakın bir atasözü daha söyleyeyim. Ne güzel bunlar ya. İki kişinin bildiği sır değildir. Bakın iki kişinin bildiği sır değildir. Söyleme dostuna, söyler dostuna. İnsanları nasıl tanırsınız? Bakın iki muhabbetle, iki gülücükle insanları tanıyamazsınız. İnsanlarla gezeceksiniz. İnsanlarla yiyeceksiniz. İnsanlarla ticaret yapacaksınız. Sadaka Rasul, sadaka Rasul. Ancak o zaman anlarsın onun er kişi mi, er kişi olmadığını mı? Bakalım yola çıktın ne olacak? Huyu nedir? Bakalım ticaret yaptın, sonu ne olacak? Bir görelim. Bakalım yemek yedin, yediğin yemeğin hesabını mı yapıyor? Dostluğunu görürsün. Zaten toplumun en büyük yarası nedir biliyor musunuz sevgili Ravza FM dinleyicileri? Toplumun en büyük yarası çekememezliktir. Gıybettir, hasettir, fitnedir. İslam'da buna yer yok. İslam bunu kabul etmiyor. Reddediyor. Allah Resulü ne diyor? Her dinin bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır, haya. Buna uymazsan hayasızlık yapmış olursun. Edepsizlik yapmış olursun. Ne ar kalır, ne haya kalır. Onun için değil midir? Edep, haya imandandır. İmanın zedelenir mi, zedelenmez mi? Toplumun en büyük yaraları bunlardır. İkinci bir bölümü vardır bunun. Bu anlatan kısmıdır. Anlatan anlatır. Ben sana birini anlatıyorum. Öyle hesap yapalım, öyle muhasebe yapalım. Düşünün ben Selçuk Murat Adan olarak seni muhatap aldım. Diyorum ki falan kes var ya şöyle, falan kes var ya böyle, falan kes var ya şudur, falan kes var ya budur. Sen de haliyle anlamıyorsun, beni de çok seviyorsun. Beni sevdiğinden dolayı benim her dediğime de inanıyorsun. İnanıyorsun. Niye? Neden? Benle yola çıktın mı? Benle yemek yedin mi? Benle dolaştın mı? Peki, hani dedikodu gıybet, İslam'da yeri yoktu. Bunu benden duyduğun an senin yapman gereken tepki şu olacak. Selçuk Efendi, kendine gel. Sen benim tanımadığım bir insan hakkında bunları nasıl konuşursun? Hani edep haya imandandı? Sen bununla mı bunun için mi benimle arkadaşlık yapıyorsun? Beni reddetmen lazım. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne der biliyor musunuz? Gıybetin fitnenin olduğu yeri terk edin der. Gıybetin fitnenin olduğu yeri terk edin der. Biz ne yapıyoruz? Ağzımızı aça aça karşımdakimizde bizi inandırmışsa kendine, vay haline, vahlar haline. Nasıl olacak? Hani nerede kaldı? Allah Resulü'nün sözü nerede kaldı hadisi şerifi? Her dinin bir ahlakı vardır diyor. Allah Resulü, İslam'ın ahlakı da nedir? Hayadır, haya. Ben bunu size yaparsam ne yapman lazım? Tepkini göstermen lazım. Nasıl göstereceksin? Ben Muhammed ümmetiyim diyeceksin. Dedikodu yok, fitne yok, gıybet yok. Tanamadığım insan arkasından atıp tutmak öyle yok. İşte toplumun en büyük yarası budur. Nedir yara? Çekememezlik. Biri ticaret yapar, diğeri yapamaz. Kabiliyetsizdir.
veya tembeldir diyelim, veya işine sadık değildir, veya öteki kalkar sabahın 7'sinde işinin başında olur, diğeri kalkar saat 11'de. Ondan sonra niye onun durumu benden iyi de benimki yok? Başlar arkadaşın malını kötülemeye, başlar arkadaşın kişiliğiyle oynamaya, başlar arkadaşın artık belden aşağıya vurmaya. Ne yemiş o adam, ne içmiş, sana ne yapmış o adam? O adam duyarsa yarın ne yapar? Yarın hakkımı helal etmiyorum dediği zaman nasıl can verirsin? Toprak nasıl seni kabul eder? Sen bunun farkında mısın? Sizler, bizler bunun farkında mıyız acaba? Ya Rabbim, bizi İslam ahlağı üzerinde ahlaklanmayı, sahabenin ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eyle bizlere. İslam ahlak bilginleri, hayayı, Allah'a karşı haya, insanlara karşı haya, kişinin kendisine karşı hayası olmak üzere üç kısma ayırmıştır. Dinliyor musun? Toplumun en büyük yarası olan hayasızlık. Dinliyorsunuz değil mi? Eğer duymayanlar varsa, duyanlar duymayanlar anlatsın. İslam ahlakı üçe ayrılır. Allah'a karşı hayadır. İnsanlara karşı hayadır. Kişinin kendisine karşı hayası olmak üzere üçe ayrılır. Üçe. Bir kere gıybet ve dedikodu, çirkin laf atmalar, hele Allah muhafaza, namuslu insanı namussuz yerine koymak, Allah muhafaza, toprak kabul etmez. Bunu konuşan adamın ya akli dengesi yerinde yoktur, ya şuurunu kaybetmiştir, ya da gözü başka bir şey görmüyordur, ya da şeytanın askeri olmuştur, askeri materyalistleşmiştir, paraya tapmıştır o, para için her şey yaparlar. Hazreti Hasan'ı para için şehit etmedi mi hanımı? Para verdiler ona, şehit ettiler. Ehli beyti tırpanlamadılar mı? Bugün ehli beyti de gene tırpanlıyorlar. Kendini bilmezler. Allah'tan korkmazlardır onlar. Ama hesap çetindir. Hesap ağırdır. Allah'ın gazabı vardır. Allah'ın gazabı vardır. Unutma sakın. Allah'a karşı haya vardır. 70 kere de hacca gitsen, 170 kere de ümre yapsan, 5000 kere de namaz kılsan, hayatın boyunca kıldığın bütün ibadetler boşa gider. Sen eğilip kalkmaktan başka bir işe yaramaz olursun. Dikkat edelim, dikkat edelim. Bakın, şuurlu olalım, akıllı olalım. Müslüman akıllı olmak zorundadır. Müslüman feraset sahibi olmak zorundadır. Müslüman şunu çok iyi bilmelidir. Edep haya imandandır. Şunu çok iyi bilmeniz lazım ve bilmemiz lazım. Aile çok önemlidir. Eğitim aileden başlar. Ama bazen alimden zalim, zalimden de alim oluyor. Öyle değil mi? İkrime bin Ebu Cehil zalimin evladı değil miydi? Oğluyla beraber şehit olmadı mı? İşte bak, zalimden alim oldu. Din kısveti adı altında dikkat edin. Bakın, din kısveti adı altında insanların hem imanını çalanlar hem de cebini çalanlar var. Bunlara bir kere çok dikkat edeceksiniz. Dikkat etmezseniz vay size, vahlar size. Neden mi? Çünkü yarın öldüğümüz zaman, o dar kabre girdiğimiz zaman, sana akıl verdim diyecek Allah Azze ve Celle'hu. Düşünme fırsatı verdim, nefis verdim. Her şeye aklın eriyordu da buna mı ermiyordu? Tokmak üstüne tokmak gelir. Ama toplumda benim mesela dikkat ettiğim, bu kardeşiniz 43 yaşında. 21 yıldır evlerde, derneklerde, lokallerde, meyhanelerde, kıraathanelerde. Ne yaptık? Tebliğ yaptık, sohbet verdik. Giderdik mekancıya. Büyüğümüz vardı, bizler de yanında ufacık el broşürleri kadar broşürler alır masalara koyardık. Kadir gecelerinde, Ramazan bayramlarında. Çok kardeşimiz de bedel ödedi. Giriyorsun, mekancıya diyorsun ki Allah rızası için 5 dakikanızı ayırın.
Bugün bu mikrofon başlarında konuşmak çok kolay dostlar. Çok kolay. Selam olsun, selam olsun o tebliğ dostlarına. Çok görüyoruz, çok duyuyoruz. Evlerde, derneklerde, lokallerdeki toplantılarda, konferanslarımızda, sohbetlerimizde çok karşılaşıyoruz. Diyor ki, ben şunu söyledim, günaha girdim mi? Tanıyor musun adamı? Tanımıyorum. E nasıl helallik alacaksın? Hadi helallik al da göreyim. Hani tanıdığın biri olsa gidersin, rica ederiz, araya gireriz. Tamam deriz, yaptı deriz, bir kusur işledi deriz. Buluruz. E ya bulamazsan? İslam bıçak sırtı gibidir. Bakın, dinimiz, hayatımız, yaşantımız bıçak sırtı kadardır. Gazeteyi açtın değil mi? Çok kısa bir örnek vereyim. Gazetede bir kişiyi gördün. Tanımıyorsun. Onun hakkında konuşma. Gıybet. Hesap veremezsin. Belki o adam tamam elhamdülillah Müslümandır ama hiçbir ibadeti yok. Sen de ibadet sahibisin. Açtın gazeteyi böyle. Vay be bilmem ne dedin. E kul hakkı. Mahkeme-i Kübra'da karşılaşacaksın onunla. Nasıl olacak? Onun için mi yıllarca ibadet yapmış olacaksın? Kendin için yapmayacaksın mı ibadet? İşte bakın, kul hakkı tehlikelidir. Bir arkadaşınız, bir dostunuz eğer geliyor ise sizin yanınıza, sizin tanımadığınız veya tanıdığınız birini kötülüyor ise, o arkadaşı önce ikaz edin. Devam ediyorsa o arkadaşlığınızı kesin. Çünkü o iyi bir arkadaş değil. O kötü bir arkadaş. Çünkü iyi arkadaş olmak yolunda gitmiyor. Bir bataklığın, pisliğin içine girmiştir. Kendiyle beraber önüne geleni çekiyor. Önüne geleni çekiyor. Önüne geleni çekiyor. İşte sen de kaybedenlerden olma. O zihniyetteki, o düşüncedeki, o kendini hayat felsefesi haline getirmiş olan mahlukatlar hep kaybetmeye mahkumdur. Zümer suresi 71 ve 72. ayet. Böbürlenenler, kibirlenenler, bilin sonunuz hep hüsrandır. Atasözlerine ben biraz takıntılıyım. Çok da severim. 300-400'ün üstünde de atasözü ezberim vardır. Bunu da mesela çok seviyorum. Mum. Mum deyince aklınıza hangi atasözü gelir? Mum deyince aklınıza hangi atasözü gelir? Mumla yatsıyı mukayese edelim. Hani derler ya, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Evet, el geç çıkar ortaya. Er geç de çıkacak zaten ortaya. Çünkü Allah Azza ve Celluhu kulunu sınar, tövbe etmesi için fırsat verir, imkanlar verir. Bakın, tövbe etmek adına ne verir? İmkan verir, fırsat verir. Fırsatı yakaladın, yakaladın. Fırsat elinden kaçtı mı yandın. Kurtuluş yok. Eğer ki ölüm o an, o dakika yaklaşmışsa sana, zaten hiç kaçamazsın. İster güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Haya, edep haya imandandır. Allah'a karşı, insanlara karşı haya, kişinin kendisine karşı haya. Allah'a karşı haya, onun emir ve yasaklarına uymakla olur. Bak ne anlatıyoruz. Allah'a karşı haya, Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarına uymakla olur. Peki sen dedikodu, fitne, gıybet ediyorsan, uymuş mu oluyorsun Allah'a? Allah'ın emirlerine uymuş mu oluyorsun? Nasıl olacak?
Nasıl olacak? Bana anlatsana bir bakayım. Anlatamazsın ki. Peki insanlara karşı haya nedir? İnsanlara karşı haya nedir? Onlara eziyet etmemektir. Yanlarında çirkin işler yapmamaktır ve çirkin sözler söylememektir. Kaçınmakla olur bunlar. Bakın. İnsanlara karşı haya, onlara eziyet etmemektir. Ben seni tanıdım değil mi? Eğer sende bir işim varsa seni sürekli bunlara rahatsız ederim. Hep rahatsız ederim, hep rahatsız ederim. Seni rahatsız etmekle hayasızlık yapmış olurum esasında. Bundan haberin var mı senin? Yok ki. Çünkü senin o kadar aklın var, o kadar. Peki, insanların yanlarında çirkin işler yapmak... Ona ne dersin? Çirkin sözler söylemek. Ona ne dersin? Aklın çalışmıyor mu? Peki dinleyen kişi senin de mi aklın çalışmıyor? Peki bundan hesapsız mı kalacağını zannediyorsun? Sorgu sual olmayacağını mı zannediyorsun? Bunlardan hesaba anlatan mı çekileceğini zannediyorsun? Bakın. Bu yılan gibi sokar. Menfaatperestçiler vardır. Materyalistçiler vardır. Din kısvet adı altında hırsızlar vardır. Dostluğunu kurar o kısvet adı altında. Kendini ulema gösterir, evliya gösterir. Sen öyle zannedersin. Öyle zannedersin zaten. İşte zannettiğin an senin kaybettiğin andır o. Senin kaybettiğin andır o an. Avam tabakasıyız hepimiz. Cahiliz. Cühalayız. Biz öyle zannediyoruz ki 3-5 kelam bilen evliya, ulema. Ne kadar tanıyorsun? Ne kadar beni tanıyorsun? Yapmayın Allah aşkına, etmeyin Allah aşkına. Allah Azze ve Celle'una kul olalım. Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olalım. Dürüst olalım, dürüst konuşalım. Peki, o ikinci şıktı değil mi insanlara karşı haya? Neydi o? Onlara eziyet etmemek, onlara yanlış yalan konuşmamak, çirkin işler yapmaktan ve çirkin sözler söylemekten kaçınmaktır. Bu neydi? İnsanlara karşı. Peki üçüncüsü neydi hayada? Kişinin kendisine karşı hayası ise nedir? Edepli olması, edepli. Edepli olmasıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmet olmamız lazım. Efendimiz'e layık olmamız lazım. Edep haya imandandır. Allah-u Teala'ya karşı, Celle Celaluhu'ya karşı, Celle Şanuhu'ya karşı Rabbimin huzurunda duracağından korkar ve nefsinin arzularından alıkoyuyorsa şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Bakın. Kim Rabbinin huzurunda duracağından korkarsa Allah'ın huzurunda duracağını hesapla. Uyma bunlara. Bak, Rabbinin huzurunda duracağından korkarsa bir kul ve nefsinin arzularından alıkoyuyorsa şüphesiz kendini cennet onun sağındadır diyor. Cennet onun sağındadır. Edep ve haya timsali insanları cennetle müjdelemektedir Allah Azze ve Celle'hu. Edep ve haya timsallarını cennetle müjdelemektedir. Edepli olanlara selam olsun. Hayali olanlara selam olsun. Edep, haya timsali olanlara selam olsun. Selamların en büyüğü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı olsun. Gezer şimdi medet Mevlam diye diye bülbül bağda öter şimdi medet Mevlam diye diye.